Merhaba sevgili seyircilerim. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz Abauzit Firmin kimdir? 1679-1767 yılları arasında yaşamış Fransız tanrı bilimci ve filozoftur. Kilisenin inançlarını egemen kılma girişimine karşı düşünce özgürlüğünü savunmuştur. Uzes'te doğdu. Sonradan sığındığı Cenevre'de öldü. Protestan bir aileden gelmesi nedeniyle Katoliklerce kaçırıldı. Bir manastıra kapatıldı. Bir süre kimseyle görüştürülmedi. Protestan inançlarına karşıt bir eğitimle yetiştirilmek istendi. Nant fermanının yürürlükten kaldırılması üzerine annesinin çabalarıyla kurtarıldıktan sonra Cenevre'ye sığındı. Yunan felsefesi, tanrı bilim, doğa bilimleri konusunda uzun süren çalışmalara koyuldu. Çalışmalarının başarılı sonuçları nedeniyle kısa süre içinde büyük ün sağladı. Çağın en gözde bilginleri arasında yer aldı. Bir ara Almanya'ya, sonra İngiltere'ye gitti. Bilimsel çalışmalarını sürdürdü. Kral 3. William'ın ilgisini çekti. Kral onu kendi yanında görevlendirmek istediyse de Abauzit yeni çalışmalara başlayacağını ileri sürerek Cerevre'ye döndü. Devlet kitaplığında üstlendiği görevini ölümüne değin 50 yıl sürdürdü. Derin geriniş bilgisine karşın alçakgönüllüce yaşamayı yeğleyen Abauzit, başarılı çalışmaları nedeniyle Newton'un da ilgisini çekti. Newton, ona yazdığı bir mektupla bilim tarihindeki yerini, önemini bildirdi. Abauzit, felsefe doğa bilimleriyle girdi. Felsefe ile doğa bilimleri arasında bir bağlantının bulunduğunu ileri sürdü. Felsefenin bilime dayanması gerektiğini savundu. Yunan ve Roma uygarlıklarına yönelik çalışmalar ile felsefenin gelişim çizgisini, Avrupa düşüncesinin ana kaynaklarını araştırdı. Halkın dinini, inançlarını kendi dilinden öğrenmesi gereğini ileri sürerek İncil'i halk diline çevirdi. Abauzit'e göre felsefe özgür düşüncenin ürünüdür. Kişiyi, evreni ve varlık kavramı altında toplanan bütün nesneler anlamaya tanımaya yöneliktir. Kilisenin özgür düşünceye karışması, bir takım kısıtlamalar getirmesi, insan özüne de tanrısal yasalara da aykırıdır. Din felsefenin dayandığı deney bilimlerinin çalışmalarına karışmamalı, kendi alanının dışına çıkmamalıdır. Doğa varlıklarını, doğa denen bütünü, deney bilimlerinin verileri dışında kalarak anlama olanağı yoktur. Düşüncelerin bir kaynağı kavramlara dayalı üretimse, bir kaynağı da duyularla sağlanan verilerdir. Bu nedenle biri deneyden, öteki düşünme yeteneğinin üretiminden gelen iki türlü bilgi vardır. Us insanı yöneten, davranışlarını düzenleyen, düşünmenin kurallarını oluşturan yetenektir. Deneyden gelmez. Düşünmenin genel kurallarını içeren mantık da us ilkelerine göre çalışan bir bilimdir. Abauzit'in çağında olduğu gibi sonraki dönemlerde de etkisi sürmüştür. Özellikle düşünce özgürlüğü konusundaki görüşlerini benimseyen Rousseau bunları yeniden ele almış, çağının anlayışına göre işlemiştir. Bayle, Voltaire, Saint-Eremont gibi aydınlar da Abauzit'ten esinlenmiştir. Abauzit yazıları ölümünden sonra iki kitapta toplanmıştır. Başlıca yapıtları Wavres de Fen Abauzit 1770, yani merhum Abauzit'in yapıtları. Wavres Diverses de Abauzit 1773, Abauzit'in çeşitli yapıtları. Bu iki eser ona atfediliyor. Evet sevgili seyircilerim, Abauzit Firmin kimdir kısaca ele aldık. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bu videonun oluşumunda kaynak felsefe.gen.tr adresidir. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın, bilgiyle kalın, kanalıma abone olmayı unutmayın efendim.